السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله عز وجل بقرة سورة سيز بلندزجة quyidagi oyatlarni ma'lumot qiladi. Va Sulaymon davridagi shaytonlar, jinlar aytgan narsalarga ergashdilar. Sulaymon kofir emas edi. Balki odamlarga sehr o'rgatgan shaytonlar kofir edi. Bugungi suhbatimizning mavzusi sehr. Alloh taolo mana shu oyatni davomida marhamat qilib aytadi va Bobildagi Xorut va Morut nomli farishtalarga tushirilgan narsalarga ergashdilar. Holbuki u farishtalar biz faqatgina fitnamiz. Ya'ni odamlarni aldab imtihon qilish uchun yuborilganmiz. Bas, biz aytgan narsalarni qilib kofir bo'lib qolma demasdan turib hech kimga hech narsani o'rgatmas edilar. Sehrni kelib insonlarga o'rgatgan bu Alloh taoloning Xorut va Morut ismli farishtalari ekanligi quyidagi oyatlardan ma'lum bo'ladi. Inson bir ta'jubga tushishi mumkinki, Alloh sehrni o'rgatgani farishtalarni o'zi jo'natganmi? O'zi buni kufr deb turib, shirk deb turib, farishtani sehr o'rgatgan deb yuboradimi deb insonda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Ha, mumkin. Alloh taolo insonlarni imtihon qilishlik uchun, odamlarni sinovlarga uchrashlik uchun balolaydi. Alloh azza va jalla kimni kasallik bilan sinasa, kimni sog'lik bilan sinaydi. Kimni boylik bilan sinasa, kimni kambag'allik bilan sinaydi. Alloh taolo mana shu Bobil shahrida yashayotgan kishilarni sehr bilan imtihon qildi. Mana shu yurtlarda sehr nihoyatda bir avjiga chiqqan edi. Farishtalar kelib, mana shu ikkita Xorut va Morut ismli farishta insonlarga sehr o'rgatishdi. Lekin o'rgatishlikdan oldin har bitta odamga ogohlantirish berdiki, biz olib kelgan narsani o'rganishlik bilan Allohga kofir bo'lasan. Ya'ni oxiratdan kuyib ketadi shu ish bilan deb aytib turib, shunda rozi bo'lganlarga keyin o'rgatildi. Ulardan nimani o'rganishdi insonlar? Bu o'shalardan Xorut va Morutdan er xotinning o'rtasini buzadigan narsalarni o'rgandilar. Lekin ular Allohning iznisiz hech kimga zarar yetkaza olmaydilar va hech foydasiz, bilaks zararli narsalarni o'rgandilar. Axir Allohning kitobi o'rniga sehrni almashtirgan kimsalarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q ekanini bilgan edilar-ku. Jonlarini naqadar yomon narsaga, ya'ni oxiratdagi mahrumlikka sotganlarni bilsalar edi. Bu ikki farishta nimani o'rgatdi odamlarga? Yo'q narsani bor qilishni o'rgatmadi. Kambag'alni boy qilib qo'lishni o'rgatmadi. Ko'zi ko'r odamni ochib qo'lishni o'rgatmadi. O'rgangan narsasini bor yo'g'i shu bo'ldiki, o'rgangan narsasi er xotin o'rtasiga sovuqchilik solib qo'yishi bor. Yoki bir odamni ikkinchi insonga chiroyli qilib ko'rsatib, uni qalbini u bilan ovora qilib qo'yishlikdan oshiqcha narsani o'rgana olmaganligini Alloh taolo mana shu oyatda bayon qiladi. Sehr o'zi nima? Sehr bu, agar bizni soddaroq tilimiz bilan aytadigan bo'lsa, ko'z bo'yamachilik. Sehrgar hech qachon bir moddani boshqa bir shaklga kirgizib qo'yishi mumkin emas. Sehr moddaga ta'sir qilmaydi. Ro'parasida turgan bir jismni yo'q qilib qo'yganligini ko'rasiz, yoki bir boshqa narsaga aylantirib qo'yganligini ko'rasiz bir sehrgarda. Bu aslida hiyla, bu kiz. Hech qachon moddani o'zgartirib yo'q qilib qo'ya olmaydi. Bu ko'z bo'yamachilik. Qur'ondagi eng katta kelgan qissa Musa alayhissalomning qissasida mana sehrgarlar bilan Musa alayhissalom o'rtasi bo'lib o'tgan mana bahsni eshitganmiz ko'pchiligimiz. Har bir payg'ambar o'zini zamonasida o'zini qavmiga yuborlar ekan Allohning risolati bilan shu payg'ambarni haqiqiy payg'ambar ekanligiga dalil bo'lsin deb Alloh azza va jalla mo'jizalarni bergan. Mo'jiza bu inson bolasi qo'lidan kelmaydigan odatda yo'q bo'lgan ishlarni paydo bo'lishligi. Mo'jiza faqat Alloh tomonidan sodir qilinadi. Ya'ni ana shu dengizni bo'linishligi, qo'lini Musa alayhisalom qo'yniga solib chiqarganda quyoshda yorug' bo'lishligi bu mo'jiza, bu sehr emas. Haqiqatan shunday bo'lgan, lekin sehr bu narsaning aksi. Insonlarni faqat ko'zini baylashlik xolos. Musa alayhisalom davrida bu qavm o'rtasida sehr nihoyatda bir avjiga olgan edi. Qarab turadigan bo'lsak, Iso alayhissalomga berilgan mo'jizalar bu ana shu peslarni davolashligi, muhovlarni, ko'zi ko'r kishilarni ko'zini ochishligi va to'rtta o'rinda o'lgan insonlarni tiriltirganligi bu Iso alayhissalomga berilgan xos mo'jiza bo'ldi. Nimaga aynan tabobatdan berildi?
Çünkü İsa Aleyhisselam zamandaşları tababatta nahiyette bir yükselikke çokkalarga çıkanı. Peygamber elbette onlar yetkiyken çokkadan yukarı bugün mucizeni körsatçılığı lazım bulardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kavmi, Araplar şiir yazışlıkta nahiyette bir terakki topgan halkıdı. Arap şairleri, Arap şiirleri nahiyette bir katta manalardı. Az yine sözlerden cemlap koyuşu imkanı diyeydi. Sahabalardan bazıları bana bazı rivayetlerdeki yerlerde Kavsar surasını kavaz geçirip Kâbetullah'a gelip koyar. Göya ki bu yani şundayın arsanı yazış kulilerden kese yazıylar ki Allah Teala ana şu Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem Rahman isimli bir bala örgeti yaptı bu Kur'an'ını kolu buna yaz birerken arsanı oku yaptı diyen davalı kıyanları da Allah Teala ularge şundayı bir çakırı kılıp eğer hadir bosaylar bana şu Kur'an suralardaki 10 suranı keltirirler ki dedi. Ular cevap veriş olmadı. Bitti sure keltiriler dedi. Müşriler yığılıştı. Özlerini içindeki en güçlü bir şairini, en sözlü usta bulan kişi kalamı ötkürünü bir hana yapıp koyuştu. Bir hattalıya ki bir ayı azıqası bulan eşit yapıp koyuştu. Bura bir zata kımasın. Muhammed'de sözüge bir cevap yazsın. Bir haftadan ki en eşini açıp arasa hem yokka bir katar yazılıp gıcımla bir gıtı olgen, kogazla bulan tolgen hana baradı. Arablar şairliği de usta bugünü bilen Kur'an'a cevap veremedi. İsa Aleyhisselam zamanındakilerde kılıyken işlerden İsa Aleyhisselam işi üstün geldi. Musa Aleyhisselatü Vesselam zamanı da sihir rivacından geldi. Allah Teala mucizeni verdi ki buladı sihirlerini yutuplaştırdı. Firavun da aldı ki vardı, kolunu koynuna salıp çıkardı, kuyaştaki yarık çıktı. Asasını yerge taşladı ve haybat ülken ilonga aylandı. Firavun bunu gördü, sihir dedi. Kut düşünge hoşçakken sihirini bizden senge robora kılamız. Özünü yaşlı giden, tallab alınıp, sihiri yürüyetelinken 40 sihiri geldiğine ap geldi. Eğer Musa'nı yenge verirse, ula gibi bir katta bunun mükafatları barligini vaadasını kıldı. Vaada kılınken künde, Musa aleyhisselam, bana şu 40 sihiri geldi o parası tutarken, ular bilen, bana bahs yürütüldü. Kaçan ki ular, فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ Kaçan ki ular kollardaki nesadan taşlayanları da bu arkan, asalar, ilanlar gelenip koyan da Musa dedi. Bana şu sizler kılgen iş sihirdir. Elbette Allah onu batıl kılır. Zira Allah bozulmuş kimselerini oynamaydı. قَالُوا أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُ عَيُّنَا النَّاسِ وَاسْتَرَحَبُّهُمْ وَجَاءَ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ Bu taşlayan nesaları, kollardaki asaları ipleri, kamçıları yerge düşken payette, bu adamları gözünü sihirledi de, onlarca şimdiye böyle tüyüldü. Hamas korkup yetti. Ve cev bir sihirin azim, büyük sihir kılıçtı. Musa Aleyhisselam, bu sihir dedi. Allah bunu batıl kılar dedi. Allah da Allah, Musa Aleyhisselam yukarıdaki asada taşlaştı buyurdu, taşladı, bitti koymayı haline nasıladı, yutup taşladı. Sihirgerler, özlerinin işini sihir ekenliğine bilişerdi. Musa Aleyhisselam'ın ki sihirmez, möcüzeyken giden birişti de, 40 tenk secdeye taşlanmıştı. Çünkü sihirgar adamlarda başını eğlendirirken giden, onlar da közünü şamarat kılıp, közünü balayken giden özü bilirdi. Sihir hiç kaçan, hakikat bu gelmez. Hop, sihir kandı günah. Sihirde hazır günde kandı türleri var. Bana ettik bu sihir Allah'ta Allah'ta farişteler tamamen yuvarken, imtihanıydı, fitnesiydi. Zamanımızda bana şu sihirdin margini bilmegen, diniden, şariyatıdan havar bulmegen bazı bir kişilerini bahşilerde eşiğin tayyada katar çizdi turganı gini köremiz. Hiç kaysa adam bahşiye borarken men bahşiye borayaptan demeydi. Sihirde bir turunuşu, turuşu, körünüşü, şirk. Nemegi ona kadar demeydi de siz, bahşiye men bahşiden demeydi de. Aldığı Kur'an kopkagen boladı, avzu bismillah falan başlaydı. Namaz okuş gerektiydi ve hakeza dedi de özünü bahşiliğini yaşırdı. Diniden bir haber boyun adam elbette bulardı hilesi geçişik oladı. Özü ağlam var. İşi yürüşmegen, bahtı açılmegen, peki bir şifa toplamayken adamın şurada aldığı gibi barışlığı diniden bir haberliğine bitti bilgisiydi. Muttefakın aleyh bugün hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahirmet kıladılar. İcteni bu sab'a mubiqat. Havaketke alıp var için yetikte katta günahtan saklanıyla dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu ya Resulullah ve mehunna. Ya Resulullah o günahlar kaysi günahlardır sonra sahabalar. Kalu aleyhissalatü vesselam. Eşşirkü billah
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزخف وقذف المصنات الغافلات المؤمنات. İnsanı halaketke alıp aradığın yedide günah bu Allah'a şirk keltiriş, sihir, Allah öldürüşlüğünü haram kılgen nefsini öldürüş, sukurli kılış, yetimli malını yeşlik, vatan himayesi için bulayken cengden kaçışlik ve gafile, pakize bulayken mumun ayarlarını tuhumat kılıp bohtan kılışlik, napakli giderbileşlik. Bana yedideki günahı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge sana bitirken birincisi şubhasız şirk, orkasından ikinci zikir kılınırken sihir deyilyapti. Bana şu sihir bilen şugulanırken ki sihirge karab yürüyken adamlar sihirge barışlıydı, bahşige barışlıydı. Bu arağı çıkandaka ya ki zina kılıp sütkoli kıyandaka fakat günahdır oylaşadı. Ya buna kalmaz. Arağı çıkan adam arağı çıkan payette imanı çıkıp duradı. Kayıp taka tavaksa imanı kayıtıp geledi. Sütkoli kıyandam tavaksa kayıtadı. Milletten çıkar var mıydı bu işler? Lekin sehrgarga borishlik, munajjimni kohinni tasdiqlashlik Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelgan risolatni inkor qilishlik bo'ladi. Kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Sehrgarning jazosini sahobalar ijmo bilan bo'yniga qilich urishlik deyishgan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Abu Davud rivoyatida hadis Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, kim mana sehrgarlikni, vahshilikni kelajakdan bashorat berishni turladigan bittasi hozirgi kunda munajjim bashorati deb qo'yadi, chiroyli qilib. Garoskop deb qo'yadi. Ya'ni mana oydan mana oygacha tug'ilganlarni garoskopi mana bunaqa deydida, ertaga deydi yoki bo'lmasam keyingi haftaga garoskopingizni ko'rib qo'ying deydi. Xullas chiroyli gaplarni gapiradida o'zi ishonmaydi musulmon odamga. Abulaqatdan biladi deb qo'yadi, lekin orqasidan qiziq o'qib qo'yadi bu xato. Qani nima bo'ldi lekin? Keyingi hafta sizga bir iqtisodiy tomondan mo'maygina daromad tushadi, fursatni g'animat biling desa, ana shu chola savod bo'lgan, ehtimol mustahabni bilmaydigan bitta ahmoqni gapga kirib turib, keyingi hafta fursatini poylab turadi. Birodarlar, millatdan chiqarib yuboradi bu narsa. Bunga muhmal qarab bo'lmaydi. Baxshiga borishlik, kohinni tasdiqlashlik, ularni gapiga ergashlik bu ayni shirk, ayni kufr hisoblanadi. O'sha munajjimni o'zini qarayanda hayotini agar keyingi haftada bo'ladigan ishlarni xabarini rost biladigan bo'lsa, sizga o'sha munajjim bashoratni qilib o'tirmay, zo'r yashamaydimi o'zi? Yoki uni shu bahsini oling. Sizi bergan 50 so'm, 60 so'm pulingizga qarab o'tirganligi o'zini ustida umuman hech narsaga qodir emasligini bitta dalil emasmi? Alloh azza va jallaga suyanishni bilmagan, kimdan so'rashni, kimdan qo'rqishni bilmagan kishilar, ming afsus bo'lsin, mana shunday odamlarga borib turib, qul bo'lib qoladi. Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis Imom Ahmad rivoyati. Halasatun la yadkhulunal jannata. Mudminu xamr, qatiyur rahim va musaddiqu bis sihr. 3 kishi jannatga hargiz kirmaydi. Aroqxo'r odam, qarindosh urushchilik aloqalarini uzgan kishi hamda sehrgarni tasdiqlagan kishi. Ya'ni mana ishni qilib qo'ysangiz, ishlaringiz yurishib ketadi. Mana tikanni ilib qo'ysangiz, yuzga kelayotgan ko'zlarni qaytaradi. Mana taqani qoqib qo'ysangiz, yuzga omad keladi. Mana shu sehrgarlikda, baxshilikda, shirkda bir ko'rinishi, bir qarab qo'yilardi. Hattoki yosh bolachalarimizni qo'liga alhamdulillah bir 10 yilda bu yoqda e'tibor berayotgan bo'lsalar ko'zmoncha taqishib o'tdik. Eslanglar-da 10 yil burun undan ertaroq bor edi. Agar shu ko'zmoncha oldi, chiroyli bir ziynatda taqib qo'yganida mayli edi. Lekin shu ko'zdan nima qiladi deyilgan? Alhamdulillah, bizning xalqimiz mana shu masalada shirk yoki shariat man qilganligini bilib qoldiki, bu narsalarni hech kim nima qilmay qo'ydi. O'sha savdosi o'lib qoldi o'shalar. Abu Hurora roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis, Imom Nasoiy rivoyati. Kim tugun chigib turib, shunga dam solsa dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, tahqiq sehr bilan shug'ullanibdi. Kim sehr bilan shug'ullangan bo'lsa, shirk keltiribdi dedi. Va min shari nafasati fil uqob. Ana shu tugunlarga dam soladiganlarning yomonligidan panoh so'rayman deb Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuryapti. Shunday deydi-ya. Tugunchiga dam soldimi? Demak shu odam sehr qildi deydi payg'ambarimiz. Shu odam shirk keltirdi Allohga. Mana aytdik, hech qachon u baxshi yoki bo'lmasa shu sehrgar men baxshiman demaydi. Oldiga Qur'onda qo'yadi va hokazo. Xo'p, qanday qilib ajratib olamiz? Avvalo borishlikka kelsak. Inson
Ge bir sehir ta'sir qilishi bor. Bu haq narsa. Faqat uni dorisi ikkinchi bahs emas. Insonga sehr qilingan bo'lsa, unga ilmi amal qilingan bo'lsa, uning ikki xil yo'li bor yetishlikdi. Undan qutulishlikdi. Bittasi xuddi shunaqa bahsiga borishlik. Ya'ni shu ishni qilayotgan odam aytadiki, "Bormang, bu bahs ekan" deb aytsa shu qarindoshingizga, "Men yomon niyatda bormayapman" deydi. "Men birovda cho'loq bo'lib qolsin, birovda o'lib qolsin deb bor ekan, e'tibor beringlar, atrofimizda bor bu narsa." "Men o'zimni, bola-chaqamni nima qilyapman" deydi. "Himoya qilish uchun boryapman" deydi. "Sovuqni sovuq kesmaydi bu yerda. Siz yomon niyatda borasizmi, yaxshi niyatda borasizmi, chohimni tasdiqladingizmi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam toifaga kirib qolasiz." Bu sehrni qaytarishning ikkinchi yo'li bu Alloh azza va jallaning Qur'onidan o'qishlik, ma'sur duolar, ma'sur ruqiyalar, tasbih tahlillar. Shu narsa bilan bu narsa hal bo'ladi. Kishini boringki o'sha dam soldirgani bordi deylik endi. Shu ro'parasida turgan odamni baxshi yoki baxshimasligini ajratib olishlikda ulamolar ba'zi bir belgilarini, ba'zi bir maslahatlarni aytishadi. Ya'ni siz bor dam soldirgan bo'ladigan bir qora kez bo'lsa, yoki bir otin kez bo'ladigan bo'lsa, shuni baxshi yoki baxshimasligini quyidagi alomatlardan bilib olishingiz mumkin deydi ulamolar. Baxshi bo'lgan odam kasal bo'lgan odamni sochidan ozgan xil qilib kelinglar. Ro'molchasini olib kelinglar, kiyimini olib kelinglar, suratini olib kelinglar va hokazo. Shuni so'raydi. Shu baxshiligini bitta belgisi. Keyingi belgilardan. Tushunarsiz bo'lgan yozuvlar bilan uch burchak, to'rt burchak qog'ozni bukib tahlab, mana bir joyga solib yuring deydi. Alomatlardan bittasi shu deydi ulamolar. Kasal bo'lgan odamni ismini so'raydi, otasini ismini so'raydi, surishtiradi. Tushunarsiz bo'lgan kalimalarni aytib, dam soladi. Va siz kasalingizni aytmasdan turib, burundan aytib bera olasiz. Falon joydan keldingiz, mana ishni qilgansiz, bunday bo'lgan, moncha yil bo'ldi. Shu ham baxshilikni alomatlaridan bittasi. Jinlar bilan bo'layotgan aloqaga bitta bir dalil bo'ladi bu narsa. Keyingisi, bir narsa beradi, olib borib tutatib yuboring deydi, yoki kuydirib yuboring deydi, yoki suvga oqizib yuboring deydi. Buni qoraga bergan deydi. Ichkarida cho'ntagiga nima qiladi? Solib yuradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisiga ishonmaydi. Ey bolam, agar so'rasang Allohdan so'ra, suyansang Allohga suyan, butun ummat senga yaxshilik qilamiz deb jannatda tursa, Alloh yozganni oshchi yaxshilikni qila olmaydi. Butun ummat yomonlik qilaman deb jannatda turgan bo'lsa, Alloh yozganni oshchi yomonlik qila olmaydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurilgan, kitob yopilgan desa, payg'ambar rasulining so'ziga ishonmaydi, lekin bo'yiga baxshini bergan chapaloqdagini qog'oziga ishonadi. Bu kamoli bu odamni zalolatga botganligini bir belgisi. Ba'zi olimlar bu baxshilar falonaqa hayvon olib keling deydi, kattaroq olib keling deydi, tovuq olib keling deydi, qo'y olib keling deydi, hayvonni zakas qiladi. Mana shu ham sehrgarligini alomatlardan bittasi deb ulamolar. Ba'zida sehrgarlar yana shunday belgilardan bir hafta yuvinmay turing deydi. Bir oy yuvinmay turing deydi. Birodalar, ad-dinun nazofa degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Islom poklik dini. Inson bir oy yuvmasdan yurishligini tasavvur qilib ko'rmaysizmi? Bu nimaning alomati bu? Bu sehrning alomati. Chunki musulmon kishi u qo'lini yuvmasdan, mustahab qilmasdan yoki g'usl qilmasdan bu odobiyatga qarashlaydi, tasavvurga ham sig'dira olmaydi. U boshqa xalqlar hojatga borib kelsang o'tirib ovqatini yuvaradi qo'lini yuvmasdan. Suvni ishlatmay turing deyishligi birodarlar, bilmadim endi bir tabibga borsangiz jasadingizga suv tegsa, mana kasal ziyoda olib kelsa, boshqa masala. Biz baxshilar haqida gapiryapmiz. Mana shu alomatlar baxshining alomatlari. Endi shu odamni baxshi emasligini belgilari, birinchidan agar shu dam solayotgan odam Qur'on oyatlarini o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum bo'lgan suralarni o'qiyotgan bo'lsa, bu baxshi emas. Kasal bo'lib kelgan odamni unga dam solishidan burun namozxon, namoz olmasligini so'raydi baxshi bo'lmagan odam. Namoz o'qiysizmi deydi? Namoz o'qing. Namoz o'qib Allohdan so'rasa, Alloh shifo beradi deydi. Kasal bo'lgan odam agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, baxshini singari yolg'iz qolib o'tirmaydi u. Bu xilvat harom. Nomahram bo'lgan bir erkak va ayolda o'tirishligi harom. Agar baxshi bo'lmaydigan odam bo'lsa, xilvatda qolishini xohlamaydi. Akangizni, kuyovingiz yoki o'ziga mahram bo'lgan erkakni bilib olib kelib o'tiring deydi. Baxshi bo'lmagan odam tabiblarda tashxisini so'raydi. Baxshi bo'lmagan odam agar birovga tumor yozib bergan bo'lsa, biror narsa bergan bo'lsa, olib chiqib irg'iting deydi. Chunki bu narsaning shirkligini bu odam yaxshi biladi. Hamda dam solib bo'lgandan keyin bu odam sizga tasbih tahlilda,
Qur'on tilovatida zikrda bo'lishni tavsiya qiladi. Mana sizlarga ba'zi bir baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni belgilari. Shariat islomiyya insonga sehr ta'sir qilishligidan avval qilib yurish kerak bo'lgan ishlarni tavsiya qiladi. Bu mana shu Alloh taolaning jamiki harom qilgan narsadan tiyilishligi, namoz o'qishligi, har namozda ketidan oyatlar kursini o'qishlik mana shu sehrni qaytaradigan amallardan. Uxlashlikdan oldin o'qishlik oyatlar kursini. Ixlos surasi, Muvozatayn suralari, bu namozlarda keyin bomdod va xususan shom namozlardan keyin mana shu ikkita surani o'qib inson o'ziga dam solishligi sehrni qaytaradigan ishlardan. Ana shu sehrga taalluqli bo'lgan bir qancha bir oyatlar bor. Duolar A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Kishi mana shu mansur duolarni o'qib yurarkan, inshaalloh sehr unga ta'sir qilmaydi. Endi insonga shu ishlarni qilgandan keyin ham sehr ta'sir qilishi mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Insonni ichiga jin yoki sehr yoki bir shaytonning kirishligini koridorlari bo'ladi. Shulardan bittasi İnsan bir narsadan qattiq qo'rqib ketgan paytda zaiflik holati paydo bo'ladi deydi ulamolar va ichiga ana shu sehr yoki jin kirishli ehtimoli bor deydi. Yana bitta yo'li inson ichiga najosatni o'tishligi. Bu qil bo'ladimi, tirnoq bo'ladimi, qat'iy nazar. Shu narsa inson ichiga o'tar ekan, jinni ichiga kirishligiga, sehrga ro'baro bo'lishiga bir sabab ochilib qoladi. Shuning uchun kattalarimiz boshingga kiyib o'tir. Tirnog'ingni bir chekada ol. Shunga o'xshagan chiroyli gaplar bo'lgan, o'zi aslida bu shariatdan bo'lgan, bizga urf-odat qatorida qolib kelavergan. Tariqus shayton ila qalbil bashar. Shaytonlarni, jinlarni insonning qalbiga kirishligini yo'llari bu g'azab. Inson jahl qilib turgan paytda yo'l ochiladi deyiladi. Bir narsani qattiq xohlab turgan paytda, shahvat oldida inson hasad qilar ekan, uni ichiga yo'l ochiladi. Ochishcha qorinni to'qligi ham insonni ro'barosida shayton bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Biroq bir amalga xaris bo'lishlik, ta'magirlik. Agar bu ular hammasini yig'ishtirib kelib xulosa qilib aytsak, inson qanchalik Alloh man qilgan ishlarni ko'p qilar ekan, uni himoya qobig'i shunchalik nafizlashib ketadida, ko'proq boshqalardan ko'ra sehrga ro'baro bo'lishligi, ta'sir qilishligi osonroq bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana Oyisha onamizdan qilingan rivoyat muttafaqun alayh. Hammamiz bilgan ikkita sura Qur'onda oxirgi ikkita surasi Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yahudiylar sehr qilishdi. Rasulullohga ta'sir qildi. Dunyoviy ishlarda ba'zilarini qissa qilmagandek, qilmagan bo'lsa qilgandek bir yangichlik paydo bo'ldi. Dunyoviy ba'zi ishlarida. Ya'ni bir ayoli bilan bo'lgan bo'lsa bo'lmagandek, bo'lmagan bo'lsa bo'lgandek, ba'zi ovqatni yegan bo'lsa yemagandek va aksincha bo'ldi. Shunda Alloh taolo Payg'ambarimizga bu narsani ta'sir qilishligi albatta siz bilan bizga bir ibratki, Alloh taolo payg'ambar aleyhissalomning hayotida shunday ish sodir bo'lsa, biz nima qilishimiz kerakligini misolini ko'rsatib qo'ydi. Aytdik, insonga sehr qilingan bo'lsa, uni chiqarish yo'li ikkita. Bittasi xuddi shunga o'xshagan bitta baxshiga borishlik yoki Alloh taolo o'rgatgandek Qur'on bilan davolanishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga aytib beradi. Qat vaqti ki men uxlar edim, oyoq tomonimga bitta kishi keldi, bosh tomonimga bitta kishi keldi. Bosh tomondagi bilan oyoq tomondagi gaplashyapti. Bu kishiga nima bo'ldi? Bunisi javob beryapti. Unga sehr qilingan. Kim sehr qilgan? Falonchilar. Qayerga sehr qilgan? Falon joydagi quduqqa tugun tugib, yina sayilgan dedi. Nima qilsa yaxshi bo'ladi dedi. Mana shu narsa olib tashlasa. Va mana shu ikkita sura nozil bo'ldi. Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Mana shu suralarni o'qib inson o'ziga qo'rg'onni qoyim qo'yar ekan, bu sehr inshaalloh ta'sir qilmaydi. Yana qaytaramiz, bu zamonamizda ko'chada karta ochib o'tirganlar bor, tosh terib o'tirganlar bor, tasbih terib ushlab o'tirganlar bor. Bular hammasi mana shu sehr jumlasiga kiradi. Biz aytayotgan munajjim bashorat emas ularning jumlasidan. Bu shirk Muhammad sollallohu alayhi vasallamni olib kelgan narsaga insonni kofir qiladi, millatdan chiqarib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo bu shirkdan, bu sehrdan o'zi panoh berishingni so'raymiz. Kichkinagina bir e'lonimiz bor. Mana masjidimiz qurildi, inshaalloh mana qurilyapti ham ba'zi ishlari. Albatta har birta bir masjidda o'ziga yarasha qimchiqimlari bo'ladi. Mana oyda oxir ekan, shuncha bir harakat qildik, lekin shuni aytmasak bo'lmas ekan. Bu yerda sopsi bor, qorovuli bor, sveti bor, gazi bor, boshqa qimchiqimlari bor. Shu narsaga endi birodarlar, to'g'ri shu narsalar
Adi ibn Hatam ittali raziyallahu anh aytadi, qiyomat kunida sizlardan bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis, muttafaqun alayhi hadis. Ro'parasiga Alloh taolo ro'parasiga kelib turadi. O'rtada birorta tarjimon bo'lmaydi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'ng tomoniga qaraydi, hech narsani topmaydi bu kishi. Chap tomoniga qaraydi, hech narsani topmaydi. Ro'parasida jahannamni topadi dedi Rasululloh. O'zingizlarni mana shu jahannamdan yarimta xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Alloh o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur. O'zi xohlagan kishilarning rizqini tang qilur. Mushriklar mana shu hayotda dunyo bilan shodixurram bo'ldilar. Holbuki bu hayotda dunyo oxirat oldida faqat bir arzimas matodir. Bugungi suhbatimizning mavzusi zuhd, zohidlik. Zuhd, ya'ni zohidlikning lug'aviy ma'nosi kishi bir narsaga muhtoj bo'ladimi yoki yo'qmi? Ana shu muhtoj bo'lgan narsasiga yetishlikka imkoniyati bormi yo'qmi? Qat'iy nazar shu narsani haqir sanab, o'zini bu narsadan yuqori tutishligi zohidlikning lug'aviy ma'nosi. Istilohan esa oxiratdagi ne'matlarni umid qilgan holda dunyoning ba'zi ne'matlardan yuz o'girishligi. Zohid kishi o'zini qo'lidagi naq matosidan ko'ra Alloh taoloning beradigan va'dasiga ko'proq ishonuvchi bo'lgan kishi. Alloh subhanahu va taolo ushbu oyat karimada dunyo hayoti insonlarni ichida mushriklarini xursand qiladigan, bu dunyo hayotda yetgan matoh bilan, dunyo hayotida qo'liga kirgan qandaydir bir amal, boylik yoki bir mansab bilan xursand bo'lishlik mushriklarga xos sifat ekanligini bayon qiladi. Astaghfiru billah qul mata'ud dunyo qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa va la tuzlamuna fatila. Ularga ayting, dunyo matosi ozginadir. Allohdan qo'rqgan kishiga oxirat yaxshiroqdir. Sizlarga qilchalik zulm qilinmaydi. Har bitta odam o'zini yaxshi biladi. Oilaviy sharoiti, tabiati, holati va mana shu holatidan kelib chiqib turib, o'ziga nima yaxshi yomonligini ham biladi. Hamma shunday deb o'ylaydi. Va albatta Allohdan so'rayotgan narsasi o'zi uchun yaxshi deb bilgan narsalar bo'ladi. Va o'zi uchun zarar deb, yomon deb bilgan narsalardan Allohdan panoh so'raydi. Endi haqiqatda qanday? Haqiqatan inson o'ziga nima foyda yo, nima ziyon, o'ziga nima yaxshi yo, nima yomonligini bila oladimi? Alloh subhanahu va taolo mana shu dunyo hayoti oxirat hayotining oldida arzimagan matoh bo'lib qolishligini mana shu oyatlarda bayon qiladi. Fama utitum min shay'in famata'ul hayati dunya va ma 'indallohi khayrun va abqa lillazina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Bas ey insonlar, sizlarga ato etilgan bor narsalar hayotda dunyo matosidir. Ya'ni mana shu dunyoda qo'limizda nimayki bo'lsa dunyoning matosi. Dunyo matosi nima edi o'zi? Siz bilan bizni qo'limizga vaqtincha berilgan, vaqtincha omonatga, oriyatga berilgan narsa edi. Bu narsa bizniki emas. Bu narsa kim tomonidan berilgan bo'lsa, shu zot tomonidan albatta qaytarib olinadi. Endi shu dunyoda dunyo matosi uchun quvnab yashayotgan odamlarni Alloh taolo mushriklarga xos sifatligini aytyapti. Endi mu'min kishi nima bilan quvnashligi kerak? Iymon keltirgan zotlar uchun, iymon keltirgan hamda yolg'iz Parvardigoriga suyanadigan zotlar uchun Alloh huzuridagi narsalar, ya'ni oxirat ne'matlari dunyo matolaridan yaxshiroq va boqiyroqdir. Mu'min kishiga nima yaxshi ekanligini Alloh taolo aytyapti. Dunyodan ko'ra mu'min uchun albatta oxirat afzal. Mana dunyo ne'matlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu ne'matlar nihoyatda ko'p. Oxiratni oldida hech narsa emas deyapti Alloh taolo. Bir fikr qilib ko'raylik shu to'g'rida. Dunyodagi eng katta ne'matlar nima? Sog'likmi? Ha, bir kun ketadi bu narsa. Boylikmi? Buni g'am tashvishi bor. Boy bo'lgan odamlar juda yaxshi biladi bu narsani. Dunyodagi zo'r ne'mat, shirin ishtaha qilib turgan tabiatingiz, taommi, uni yegandan keyin hazm qilishlik, agar ko'p yesangiz qiynalib chiqarishlik mashaqqati. Eng yaxshi ne'mat farzandmi? Buni orqasidan albatta mehnat mashaqqati bor. Eng katta ne'matlardan ota-ona degan ne'matmi? Bu ota-onani bir kun ketishi bor. Mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak, dunyodagi hech qaysi ne'mat mutloq rohat, mutloq ne'mat emas. Albatta orqasidan mehnati bor, yonida mehnati bo'lgan singari. Bolachaqani boqasiz, katta qilasiz, rohatlanasiz mehnati yonida. Yana tashlab ketasiz bularni. Dunyodagi har qanday rohat, har qanday ne'mat dunyo o'zi vaqtincha bo'lgandek, bu ne'matlar ham vaqtincha. Vaqtincha qo'lga kelib ketadigan narsa bilan quvnashlik bu musulmon kishiga yarashmaydigan sifatlardan. Inson o'zi dunyoga kelar ekan
Allah Azze ve Celle'ni tanımasa bu adamı akıldı bu mıydı? Eğer dünyaya gelip yaşarken Allah'ını tanıp, Allah'ın buyruklarını becerişteki intilmeseken bu adam hergiz dünyada saadetli yaşamaydı. Hamma birbirine saadet, hamma birbirine baht dileydi. Avvalgi derslerimize metkenmiz. Bir insan tuğuldu, kattab oldu, üylendi, bola çakalı oldu, bola çakasını üyleyip cahiladı da yaşlı bir cahiga borgende vafat etti. Şu vafat etki adamga karab durup bir yerde getiriyle etedi ki beşara rahmetli falancı. Bana hemen mihnet kılıp, dünyadaki hemen maşakatı kötarıp, şimdi bola çakanı üyleyip cahilip, dünyada bir rahat köreyi de kendi ketip kaldı dediğimiz. Cüdü köpe işlemiz. İhtimal mazakalı kendi ketip kalıp. İhtimal bizge rahmi kendi o adamı. O adam Azrail'de ziyaretini kabul kıldı. Ölüm şerbetini tattı. Ölüm sakaratını kötardı. Akabatını mambogeni yine bildi. İhtimal onu rahmi kelekendir bizge. Dünyada rahat isteyen, dünyada zor yaşaşlıydı, niyet kılıp koygan adam hata kıladı. Hiç kaçan insan dünyada rahat buna yaşaşlıydı mümkünmez. Hususan mumun boladıken bulsa. Çünkü Allah-u Teala insanlı dünyaya yaratıştığıydaki maksadını bana Mülk Suresi'de bayan kıldı. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Tahkik içilerde kimiler savabı amalını kılıçlığını teşkilişlik için balalagını dünyaya keltirdiydi. Isırdı beredi bu imtihan, soğudu beredi imtihan, soğulik, keserlik, boylik, kembegallik. İnsan daimi mehnette, daimi maşakkatta. Kendi kılıp maşakkatı için yaralgen dünyada rahatını yaşasın bu adam. Başka ayette, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ İnsanını mehnet maşakkatli içinde yarattık. Bana şu ayette tafsirde bazı ulamalar, insanını mehnet için, maşakkat için yarattım de baytadı. Maşakkat için, mehnet için yaralgen dünyada rahat isteyen adam hata kıladı. Rahat buladı, rahat buladı şu dünyada, kaçan. Eğer şu bende Allah ve Resulü'nü çizgiden çıkmasından yaşayacak olsa, eğer ondan taşkarıya çıkıp durup isteyecek olsa, bu adamla dünyada har buluşu yanık. Biz dünyaya neme gekegenliğimizi esten çıkarmayalık. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Belki sizler dünya hayatını, yok sizler ya kafirler, hayata dünyanın üstün koyur sizler. Halbuki ahiret yakşırak ve bakirakdır. İnsan dünyaya gelirken bu katta bir seferge kadar koyadı. Başlangan sefer 50 yıl, 60 yıl var, bir gün nihayesi yetedi. Bir gün çıkıp geçtiği var. Musafir bugün adam seferde rahatlanışı ki o mahal işlerden. Musafirçilik bu meşakkat. Siz bilen biz eğer özümüzü musafir deyip kare ediyen bulsak, manzilimiz yetuva güçse, bana şu meşakkatlarla sabır kılamız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayat geçirgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah subhanahu ve ta'ala, ey Muhammed, men sizge Mekke'nin batkasını altından kılıp vereyim mi dedi. Yani bir malum bir rayonunu altından kılıp vereyim mi dedi. Dünyada bir hacet bulup, dünyada hiçbir kendi kötüsüz yaşayışa razı mı sizde gende? Peygamberimiz yok dedi. Parvadigara bir gün karnım aç olsun, bir gün tuğup olsun. Karnım aç olsun, senin rızkını soruyor, dua kılıp. Karnım tuğup olsun, senin şükür kılıp, ibadet kılıyor dedi. Eğer dünyada zor boy yaşayışlık, bir kendi köz yaşayışlık, zor nasıl bu gene de, Peygamberimiz elbette buna sana gen bulardı. Bizi ölçülerimiz kanaka. Bizi ölçülerimiz elbette şu dünya matası buna bu haberimiz. Roburumuzu türgen adamca muamelemize bunu çöntüye yakarıp, onu çakırgıya barış bormasını yiyen bunu halatı yakarıp, dünya matasından ölçüyor diyen bu koyanmaz. Sahabe-i kiramladı bunu diye bu gelmez. Bu Abdurrahman bu sahabalardan bu gel. Ebu Bakir Sıddık, Osman Nafan bu muhatta bir puldar sahabalar bu gel. Onlar da aldı da bir alimlere bak. Suhayb Rumi, Habab İmdarat'taki kuldan çıkan kembeğal beçere sahabalara ten oturuyorlardı. Birbirine ular kul pozisyasa muamele kılmasıydı. Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat kıyaneden keyin bana muttefakun aleyhi bu gen rivayet. Resulullah vefat kıldı. Resulullah vefat kıldı etti. Üyümüzde yeğeni hiç nesil kama genedi. Tahçanın bir bütçeye gidi. Bir havuç ya iki havuç bu gen arpa baradı. Bir neçe gün yedim. Tügeme geneden acablanıp tartıp görüldüm. Ertesi günü tügep kaldı. Allah-u Teala bereket veriyordu tartmasından yiyekken mahallede. Tartıp koyuldu. Kızık koyuldu. Buna teketip kaldı. Ayşe anamız etedi. Muhammed aleyhisselam'ın ailesi Payderpar iki gün buğday ya ki arpanı yumuşağından yemedi deydi. İki gün karnımız doyup yumuşağından yemegenmiz de yaptı. Haptalar kozan kaynamaz deydi aşanamız.
Abdullah ibn Zubayr'ga. Nima berdilar desa, suv bilan xurmo bilan kun o'tkizardi deydi. Ular dunyoda do'st tutmagan. Ular dunyoda do'st tutmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Xayrul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum dedi. Asrlarning eng afzali mening asrim dedi. So'ngra undan keyingi asr, so'ngra undan keyingi asr. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asri zamoni saodat deyiladi. Insoniyatda eng baxtli kunlari chunki Rasululloh yashagan asrda. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan zamonda Rasululloh va sahobalar qanaqa yashagan? Dunyoga bizga o'xshab hirs qo'yganmi? Dunyoga muhabbati bo'lganmi? Dunyo matos ketib qolsa xafa bo'lib, dunyosi ko'paysa quvnaganmi? Aksincha bo'lgan. Dunyosi ko'payib ketsa qo'rqqan ular. Sahobalarning birini uyida yegan hech narsa qolmaganda xursand bo'ladi. Nimaga xursand bo'layapsiz desa, bugun uyimiz payg'ambarning uyiga o'xshabdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyiga mehmon keldi va u zot sharifning uyida mehmonga qo'ygan hech narsa topilmadi. Endi nima endi? Bizdagi ziyofat emas u, dasturxon tuzashlik, tayyorgarlik emas. O'sha bir o'tirganda qorni to'yadigan darajada bir yemoq bo'lsa, u nonmi yoki qandaydir ovqatmi shu bilan ziyofat bo'lardi. Rasulullohning uyida yegani hech narsasi yo'q. Rahmatan lil alamin bo'lgan zot, Makkani batqosini oltindan qilib beraymiz deganda, yo'q degan zotning uyida mehmonga qo'ygani bir burda non yo'q. Rasulullohning xizmatida turgan kishiga payg'ambarimiz falon yahudiynikiga boring, menga bir taomdan qarz berib tursin dedi. Rasululloh qarz so'rayapti. Bu elchi bordi, Rasulullohni so'zini aytganda yahudi, "Mayli beraman, faqat garovga bir narsa qo'yib qo'ysin" dedi. Rasululloh so'rasa, garovga bir narsa so'rayapti. Payg'ambarimizga kelib garov so'rayapti deb aytganda, uzoq aytib kelyaptilarki, "Men osmon va yer ahlida amin edim, ishonchli edim. Agar berganida qaytarib berardim, lekin garov so'rayaptimi? Mana o'z savotimni olib borib garovga qo'yib keling" dedi. Jihodga kelib chiqadigan savotini garovga qo'yib mehmonini qornidan to'qizib jo'natdi. Oyishamiz aytadi, payg'ambarimiz vafot qildi, garovga qo'yilgan savoti qolib ketgan yahudiyda qoladi. Subhanalloh, agar dunyodagi dunyo matosini ko'p bo'lishligi albatta yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimiz munofiqron yashamagan bo'lardi. Payg'ambarimiz boy bo'lgan. Qo'lida dunyo juda ko'p to'plangan, lekin ushlagan emas, berib berib olgan. Bismillah. Hakim Xotam al-Fofiy shunday bir hikmatli so'zda aytadi. Biz to'rtta narsani qidiramiz deydi insonlar. Shu qidiradigan narsamizni shu narsaga yetishlikdagi yo'lda adashgan ekanmiz topishdi. Birinchisi, biz boylikni istagan ekanmiz. Nimadan? Moldan. Pul ko'p bo'lsa inson boy bo'ladi degan ekanmiz. Bu noto'g'ri ekan. Aslida boylik qanoatda ekan. Inson qanoatli bo'lsa boy bo'laveradi. Ikkinchidan, biz rohatni istagan ekanmiz. Ko'p bo'lsa hayotimiz rohatli bo'ladi degan ekanmiz. Adashgan ekanmiz. Rohat oz narsada ekan. Agar insonda qanoat bo'lsa, oz narsa ko'p bo'ladi. Biz karomatni, azizlikni, hurmatni xaloyiqdan, odamlardan kutgandik. Odamlar bizni hurmat qilishini kutuvdik. Hurmat, karomat, azizlik taqvoda ekan. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida hurmati balatinglar, Allohdan ko'proq taqvo qilganinglar dedi. Taqvo qilaveringlar-da. U bandalardan keladigan hurmat o'z-o'zidan bo'ladigan narsa. Biz Alloh uchun taqvo qilaylikmi, hurmat uchun emas. Hurmat qilishmasa, biz tayyormiz bunga, kutmayapmiz ulardan. Lekin hurmat qilish olgan bo'lsa, bu fahiya rog'ima, bu narsa hojat ham yo'qdi bizga. Va ne'matni taom va liboslarda qidiruvdik. Aslida ne'mat Alloh taolaning bergan satri, ayblarimiz yopishligi va islomda ekan. Insonga albatta boylik kerak, albatta rohat kerak, hurmat kerak, ne'mat kerak. Bularda hammasi Allohga qulchilik qilishlikda bo'ladi. Allohga qulchilikni qo'yib qo'yib, mana shu narsani istayotganlar biror marta bu narsaga yetganligini ko'rmaymiz. Siz bilan biz hozirgi zamonda mana o'zimizni iymoniy holatimizga baho berganda kimlargadir taqqoslaymiz o'zimizni. Allohga shukr, 5 yil burun anaqa edim, hozir mana qilib qoldim. Allohga shukr, falonchilarda qamasman. Allohga shukr deb turib o'zimizni iymon bobida bizdan past bo'lgan odamlarga taqqoslatib o'zimizni zo'r deb bilaveramiz. Agar biz payg'ambarimiz va sahobalarga taqqoslaydigan bo'lsa, biz hech kim emasmiz. O'shuning uchun biz qaysi tomondan o'lchab olishni o'rganaylik. Pastga qarasangiz, albatta siz balandsiz odamlarni ba'zilaridan. Yuqoriga qarashlik kerak bo'ladi. Boshqalar 1 so'm tashaganda men 100 so'm tashayapman deb kerilmaslik kerak. Chunki sahobalar bori birdan olib kelib, birdaniga to'kib qo'ygan payg'ambarimiz bir og'iz so'ziga. Bularga taqqoslaydigan bo'lsak, biz hech kim emasmiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi deb rivoyat qiladi Sahl ibn Sa'd Sodiy roziyallohu anhu Imom ibn Mojir rivoyatida. Ya Rasululloh dedi. Menga shunday bir ishni o'rgating.
Şunu işe dalalat kılın, şunu kısam, Allah yaxşı görsün, yani adamlara yaxşı görürsün. Yani bir insan buladı ki, bir iş kıladı ki, Allah'a yaxşı görürdü şu iş tıkkeni ki, adamlara yaxşı görürdü. Bu kıyın narsa. Doğrusunu açsın, tıkkanın yakmıyorsa neyin gap var. Doğrusunu açlık, Allah'ın buyruğuydu. Doğrusunu açıp Allah'a yakamam deseniz, ben de yakma yapsız. Bazı bir şer'i buyruğuladı, becere Allah'a yaka deseniz, Kudan'daki yarı birader dostla yakma yapsız. Bu, taşkarıdan karaganda o birbirine hiçbir doğru kemiydi yanlarsın. Allah'a yaxşı görsün, ben de sen yaxşı görsün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz bilen bizge ibrat bogen, namuna bogen zat. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا dedi Allah. Peygamber aleyhisselam sizlere nimeni büyürgen bulsa, nimeni bergen bulsa alıyorlar. Nimeden kaytargen bulsa tiyliyorlar degen Allah azze ve celle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhammed aleyhisselamın hayatı da sizlere güzel namuna var degen. Şu zat ne de yaptı? قَالَ aleyhisselatü vesselam اِذْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ اِذْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ Dünyadan bir hacet bul. Dünyadan özünü belet tut. Dünyaya verilme, Allah yaxşı görədi. Adamlarda koludan tamakıma, adamlarda koludaki nesilden zahid bul, adamlar yaxşı görədi dedi. İkere halet geyen peygamberimiz zahid bul dedi. Kalbini dünyadan belet tut, Allah yaxşı görədi. Özünü, nefsini, kalbini adamlarda koludan belet tut. Adamlardan tamakıma bir nesilini. Hürmet diyem, törünü yem, 5-6 son pul diyem, yaxşı muamelanı yem, kütüme bendesinden işinlerse. Şunda hamma seni yaxşı görədi dedi. Demek, bana şu kayda hayatımızda siz bulanımızı işleşliği gerek. Zahidlik degende dünyaya muhabbet koymaslık, dünyada terk kılıçlığı degende bazılarımızda natoru şunçu bu koymasın. Ha demek, umuman yaxşı giyim giymaslığı gereken, umuman hamiyodan vazgeçi var, ona kamaz. La rahbaniyata fil İslam. İslam'da terki dünyaçılığı yok. İslam'da terki dünyaçılığı yok. Müslüman adam üylenedi. Pul topadı. Bala çaka topadı. Onu bakadı. Üy saladı. Dünyada ölmeydi yandaki yaşaydı. Dünyada ölmeydi yandaki dünyada işini kıladı. Lekin ahirette işini hazır ölüp kaladı yandaki kıladı. Sufyan-ı Salih rahmetullah dedi ki dünyada zahid buluşluk beymeze taamlı yiyip hunik kıyımladı kıyıp dünyadan çıkışılmaz. Belki arzu havaslı kıskara kılıçlıydı dedi. Dünyada hemen ticaretini kıladı, hemen mehnetini kıladı. Lekin mana shu narsa bilan ovora bo'lmaydi. Orzu havasga berilmaydi. Orzu havasga berilgan kishi dunyoga qul bo'lganligi aniq bo'ladi. Zohid odam qanaqa bo'ladi? Zohid odam aytdik mana haqiqiy zohid bir narsaga qodir bo'lib turib, o'sha narsaga muhtoj bo'lib turib, o'sha narsani olishlikka qodir, kerak, lekin oxiratda olish uchun narsa deb turib, shu narsadan o'zini balat olmay qo'yaveradi. Haqiqiy zohid dunyoni yomonlamaydi. Dünyada yakşılamaydı ya. Şu dünya kese kursanan bu muydu? Şu dünya kese hapayan bu muydu? Ondan kanamaydı dünya geliydi. Yani nahlar aşıkçası sıkılıp gamkı mıydı? Svetosu şikayet kı mıydı? Kar yağmasa mınmınlamaydı. Yani harap görüyen bu bu biz hakkımıza yetinin yattı. Birer gün hayatta şikayet kıma yaşayan bir vaktimiz ötken mi? Eğer siz bilen bizde zahirlik sıfat olsa dünyaya umumun para bakmasakımız gerek. Umuman g'am qilmaslik kerak. Ketmoningizni ko'tarib, tovoziga chiqib ketmoningizni shoping. Rizqingizni sababi. Shopirmisiz, mashinangizni minib chiqing. Rizqingizni olib keladigan sababni qiling, lekin g'am qilmang bu narsani. Mana shu odam zohid bo'ladi. Mana shu odamda Alloh taolo qalbiga rohatni beradi. Mana shu odamda Alloh taolo qo'liga barakotni beradi. Hayotda bizni nima xursand qilib, nima xafa qilyapti? Bir farqiga borib olaylik. Zohid odam dunyoda kelgan ketganiga parvo qilmaydi. Hozirgi ketishda nahnavo kelsa qayerga boradi desa, birodarlar Alloh aytgan joyga boradi. Agar hayotimizni olsak, benzin 1 dollar bo'lar ekan deganda 2 yil burun eshitib, hammamiz yoqamiz ushlagan edik. Birodarlar 1 dollar bo'ldi benzin, avvalgidan ham ko'proq yuribdi. Avvalgidan ham ko'proq benzin ketyapti. Chunki ertangi kunni rizqi o'zi bilan birga kelardi. Qani shunga bo'lgan iymonimiz? Siqilib, bo'g'ilib ketyapmiz. Subhanalloh. Zohid bo'lmaymizmi? Allohga aytgani bo'lar ekan baribir. Nabi sallallohu alayhi vasallam Imom Termiziy Muslim rivoyat qilgan hadisda marhamat qiladi. Ad-dunyo sijnul mu'min qabruhu hisnuhu val jannatu ma'wahu va dunyo jannatul kafir va qabruhu sijnuhu va ma'wahu an-nar. Dunyo mu'min uchun qafas. Qabr uni qo'rg'oni. Jannat esa boradigan oxirgi makoni. Dunyo kofir uchun jannat, qabr uni qamoqxonasi, jahannam uni boradigan joy.
dünyoda şunu kabul kıladı. Onu çıkarırsanız hem katı kör oladı şöyle. Çünkü şunu körgen. Siz bilen biz dünyadan başka kengliği de, dünyadan başka nimette rahatlı körme geldiğimiz için dünyadan çıktığımız kemiği çıkarsınızı. Allah-u Teala yaptı. Sizlerce dünyadan köre ahiret yakşırak, kengirak, abadirak dese bari bir dünyaya tartıptır siz bilen bizi. Akıllı adam hiç kaçan kafasında hatacım yaşamaydı. Bana şu dünya hayatını Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılınadı. Kıyamet günü de Allah-u Teala karı, koruyup gitken, yüzlerde tırışı buruşup gitken, tişleri kıyışıyı kökerip gitken, nohatı badbaşara kempir suratı da tırıltıradı. Abdullah ibn Abbas'ın sözü. Halayıklar o bura kılınıp, bunu tanıyıklar mıdır soruladı. Halayıklar, Allah özün panah ver, buna kanan sana tanıştığından. Allah-u Teala tanıtadı. Bu, sizler dünyada, mana şunu da biriler öldürüp, mana şunu da arkasından yürürken, dünyayılar şu deydi. Dünyada, hiç kimse nasip kılmayan bu dünya, kıyamet günü de, ana şu bir mumun bandanı, mülkü bulup biriler cennetke kilit köpü koştuğunu, ruhsatını soruyordu Allah'dan. Şimdi Allah Azze ve Celle yeterken ki, seni içinde yürürken de bu bandan, seni bunu göre hava körmeyen ben. Şimdi kandı kılıp cennetke kilit köpüken de seni bunu göre hava körüyor. Allah bizge dünyada rava görmeydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerde eğer deydi, dünya hayata olan içindeki hemen asalar Allah'ın huzuru da çivinde konat içeri kadri boyanı da itibar verirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem getirirken bir taşbihdi. Misaldı. Çivinde konat içeri kadri boyanı da çivin kança onun konatı kança. Hiç kançamaz. Allah da Allah'ın huzuru da dünya hayatıdaki boylik, dünyadaki yakşaşlaşlık şimdi kadirsiz narsa. Eğer dünya Allah'ın tarafında çivinin kanatıçalı kadri boyanı da bir kafir dünyadan boy buluşmaz, zor yaşaşmaz, bir tam suyum içmeyen bulardı. Kadri yokluğu için bu dünyada Allah'ın huzuru da. Kafir gembe yaptı, mumin gembe yaptı. Bazı da kafir köpüle bir koyu yaptı. Çünkü dünya matas kolumuzda yokluğu gibi, işimiz arkaya ketekken gibi, nahnamalı kötülekken gibi, gam kılışıgımız bizi imanımızdaki kemçiliği bilgisi. Allah'a da etkeni buladı bu adalar. Hanakalı üylep cahileyemen de gam kılıyken bulsayız, bulsayız. Ölüp kalsayız ne mi buladı? Rızkını tuhaf kete uğradı mı? Kanı hatırcanlık. Ulamalardan biri şimdi bir çıralı bir hikimatı sözde etedi. Akıllık, huşuyor, zirek adam üç tıkıladı. Dünya ona tarih kıvarmasından turup dünyada tarih kıladı. Kabirge kirmasından turup kabirini abad kıvaladı. Ve Rabbisi yolu kıvarmasından turup Rabbisini razı kıvaladı. Bana şu iş, kıyan adam akıllı adam da hesap kılınadı. Lukman Hakim özünü oğluna nasihat kılarken kuyudaki sözlerde aytadı. Ey oğulcan dedi. Dünya degen dengiz nihayette çukur. Cüde köpçilik bana şu dünya degen dengizge çöküp gitken. Bana şu dünya degen dengizden esalama ötüvalışı için takva degen keymanı minin. Takva degen keymanı minin bana şu dengizde amanda kalasız. Siz bilen bizde bana şu takva degen sıfat bu midigen olsa bu dengizge çöküp gitmemiz mukarar bu gençlerden. İbn-i Mübarek şunu da soraldı. Hakiki akıllı adam kimdir soradı. Üç kişi cevap verdi. Ulamalar dedi. Ulamalar dediğinde fakat ilimli adamdır düşünmeyelik. Akıllı adamdır. Allah'ı tanıgan adam aitilinadı. Allah'ı tanıgandan kim? İtaatkıgan adam aitilinadı. Ondan başka adam da akıllı deyişliği kıyın. Çünkü etteki cehennemge keçikini eşit durup, bilip durup, yani şu masiyat kıyakken adam da akıllı deyişliği kıyın. Bilip durup özünü otkıyakken adam akıllı değil miydi? Padişahlar kimdir soraştı. Uzat cevap verdi ki, zahidler dedi. Nafsını yengen, dünya matasıge, nafsını kul boşluğundan kaytarıp koyan adam padişah dedi. Allah Azze ve Celle dedi, afara ayta man ittehada ilahahu havahu. Havai nafsını ilah koyan adamı körmediler mi dedi. İnsan ya Allah'a sığınadı, ya havai nafsıge sığınadı. Ya Allah'a da etkeni kıladı, ya özü halegenini kıladı. Özünü, nafsını halegeni kılıçlige, havai nafsını huda koyanlige dalil. Eğer nafsını sindirvagen bosa insan, nafsını cevalavagen bosa, bu insan padişah deyiladı. Umar ibn al-Hattab raziyallahu anhu, günlerde birinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i hücreler yekirdi. Buhari ve Müslim rivayet, Abdullah ibn Abbas'tan. Peygamber aleyhisselam üyüde, hiç kendi bir dünya matahı yoktu. Hatta tayge talihat adıgen töşeği, ana şu hamışten ya ki mayda taşlardan deyiladı, ibarat bir töşeği baradı, üstüge bir lata taşat koygen boladı. Rasulullah yatıp uxlab, yüzüge ve bıkkınlarına bana şu böğrelerde izle çıkıp kaladı batı. Hazreti Ömer kiradı da, Rasulullah'ı yüzüge karab, yığlıydı. Ömer ne yığlıyapsız dedi. Şu zamanda yaşayken dedi Ömer ibn al-Hattab, Kisra ve Kaysar, Fars ve Rumlu padişahlarını esleyip ben.
Mana shunday gunohkor, mana shunday kofir bo'lishligi bilan zo'r hayot kechiryapti-yu, sizdek rahmatan lil alamin bo'lgan zot mana shunday bir faqirona hayot kechirayotganingizdan yig'layapman dedi. Rasululloh kambag'al bo'lgan. Rasululloh bir kun qozon qaynasa, 5 kun qozon qaynamagan. Rasulullohdan ibrat olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Umar ibn al-Xattobga javob berayotdiki, ular dedi, ular bor oladigan ne'matlari shu dunyoda beriladigan xalq. Ular shunday qavm, dunyoda oladi ular. Bizniki oxiratda. Shuni o'zi senga kifoyalik qilmaydimi dedi. Umar ibn al-Xattob yig'lashdan to'xtadi. Umar ibn Sa'd roziyallohu anhuni Umar ibn al-Xattob xalifa bo'lib turgan paytda Ximsga vali qilib jo'natadi. Xims bu Shomdagi shaharlardan bittasi, nihoyatda xalqi inji xalq bo'ladi. Yangi kelgan valiydi, 3 oyda, 5 oyda shikoyat yozib almashtiraveradi. Umar ibn Sa'd vali bo'lib boradi, shikoyat bormaydi Madinaga. Yig'iladigan fitr sadaqa, zakot, sadaqa pullari Madinaga bormay ham qo'yadi. Bir yilgacha Shom Ximsdan na shikoyat bor, na Baytul Molga pul kelyapti. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, Umar dunyo fitnasiga kirib qoldimikin deb xat yozadi, xatimni olishing bilan tezlik bilan yetib kelib men oldimga deydi. Bular kimlar edi? Rasulullohning madrasasida ta'lim olgan kishilar edi. Umar ibn Sa'd piyoda yurib keldi. Kirdi, Amir al-Mu'minga salom berdi. Tanimadi yuzidagi changdan, yo'ldagi mashaqqatni ta'siridan. Kim san dedi, Umayrman dedi. Endi keldingmi dedi. Men senga qachon yozgandim xatni? Olimga chiqmadingmi dedi. Xatni olishim bilan chiqdim dedi. Ya'ni Umar ibn Xattob Umayrga ot minsang ertaroq kelishing kerak edi degan narsa bo'lyapti. Ot yo'q, piyoda keldim dedi. Nimaga olmading desa, o'zim olmadim, qavm bermadi, men so'ramadim dedi. Nimaga bir yildan beri pul olib kelmading? Orqangda nima bor dedi desa, dunyoda hammasini solib kelyapman xaltamga dedi. Ya'ni Umar ibn Xattob bir yil to'plagan pulini olib keldi dedi-da, nima bor xaltangda dedi. Xaltamda dedi, idishim bor, ovqatim yeydigan. Tog'aram bor, idishim yuvadigan, kirim yuvadigan, boshim yuvadigan. Abdastam bor, tog'arat oladigan. Qo'limda kaltagim bor, ilonniki hasharot chiqsa o'ldiradigan. Shu dunyo dedi. Uni oshchasi nima kerakki bor menga dedi. Abzor G'ifariyning uyiga mehmonlar kirdi, biror matoh topishmadi. Qani bu narsa deb so'raganida, uydagi narsalar, matohlar yo'qmi deb so'raganda aytdiki, bizning nariyada vatanimiz bor dedi. Ha, dunyoda yashagani ham kerak ozgina dedi. Biz bu dunyoda yashay desak, bu uyda egasi bizni qoldirmaydi-da. O'shuning uchun nariyaga jo'natib turamiz dedi. Agar bu yerda o'tirganlar hammamiz ozgina mulohaza qilsak-da, oxiratga o'tkizgan narsamiz bilan dunyoda qo'limizda turgan narsani taqqoslaydigan bo'lsak, hammamiz faqir hisoblanamiz. Biz oxiratimizga o'tkazamizmi, o'tkazmaymizmi? Qat'iy nazar Alloh yozgan kunni ko'ramiz, Alloh yozgan muddatda yashaymiz. Biz dunyoda zohid bo'lsak ham, bo'lmasak ham Alloh bergan umrni, Alloh bergan rizqni yeymiz. Suhbatimizni Fuzayl ibn Niyozning quyidagi bir hikmatli so'z bilan nihoyasiga yetkazamiz. Fuzayl ibn Niyoz aytadi, dunyodagi hamma yomonliklar to'plandi, bitta uyga berkitildi, eshigi qulflandi. Mana shu hamma yomonliklarni ushlab turgan kalit bu dunyoga berilishlik dedi. Va yer yuzidagi hamma yaxshiliklar yig'ildi, hammasi bitta uyga berkitildi, buni kaliti zohidlik dedi. Agar dunyodagi jamiki yaxshilik qilishni niyatimiz bo'ladigan bo'lsa, siz bilan bizda zohidlik sifati bo'lish kerak. Agar shu zohidlik sifati bo'lmaydigan bo'lsa, dunyodagi hamma yomonliklar biz ustimizda bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam rahmat qilganlardek, hubbu dunyo rosu kullul xotiya. Boshimizda qanaqa xato sodir bo'layotgan bo'lsa, hammasi dunyoga bo'lgan muhabbatdan boshlangan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Ayman xofa maqomi robbihi jannatan. Allohning Robbisining maqomidan qo'rqgan kishilarga albatta jannatlar bor. Boshqa oyatda va amma man xofa maqomi robbihi va nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Parvardigorining maqomidan qo'rqib nafsini havodan tiygan kishi uchun albatta jannatul ma'volar bor. Bugun suhbatimiz mavzusi Alloh taolodan qo'rqish xavf degan mavzu bo'ladi. Xavf, qo'rquv. Bu ma'nosi shunday bir so'zki, kishi o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki yaxshi ko'rgan narsasidan ayrilib qolishlikdan qalbiga tushgan istirob qo'rquv deyiladi. Inson o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki o'zi yaxshi ko'rgan narsadan ayrilib qolishidan qalbi istirobga tushishligi bu qo'rquv deb ataladi. Insonning qalbida tabiiy qo'rquv bor va kasb qilib olingan qo'rquv bor. Inson tabiatan tabiiy qo'rquvlardan bu
bir vahşi hayvonni ko'rganda qo'rqishligi, qorong'udan qo'rqishligi, yoki bir baron bir bino ustiga chiqib pastga qaraganda bir qo'rqishligi, bu insonning tabiatidagi bo'lgan qo'rquv. Bunga inson gunohkor javobgar bo'ladi. Endi kasb degan qo'rquv bo'ladiki, bu inson o'zining ixtiyori bilan qo'rqishligi, odamdan qo'rqishlik, kambag'allikdan qo'rqishlik va Alloh taolodan qo'rqishlik. Shu ixtiyori bilan qilgan qo'rquviga inson savob oladi yoki gunohkor bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda aytadi: "Innama yakhshallohu min 'ibadihi al-ulama." Allohdan, Allohning olim bandalari qo'rqadi. Bir kishi Allohni taniyman desa, ismi zotini, sifatlarini, qudratini shu so'zni da'vosini qilsa-yu, lekin hayotda qo'rqmayotgan bo'lsa, bu odam hali Allohni tanimadi. Chunki Alloh taolo aytayapti, kim Allohdan qo'rqayotgan bo'lsa, bu kishilarni olim deyapti Alloh taolo. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, "Man lam yakhshallohu falaysa bi'alim." Olim bo'lsa-yu, zohirida, lekin hayotida Allohdan qo'rquv degan sifati, xavf degan sifat bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam olim deyilmaydi. Endi aksincha bir diniy yoki dunyoviy ilmi ko'p bo'lmasdan Allohdan qo'rqib yashayotgan odam bo'lsa, shu odam olim deyiladi. Chunki ilm insonni Allohdan qo'rqishga olib boradi. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis muttafaqun alayh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladi: "Sab'atun yuzilluhumullohu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu wa dhakarahum ila an qala rajulun ta'atu imra'atan dhata mansabin wa jamalin fa qala inni akhafulloh." Ana shu qiyomat kunida mahshargohda hech bir soya bo'lmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taoloning arshining soyasi tushib turadi. Mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda mana shu soyada insonlardan 7 xil toifa deb turadi. Shularning ichidan Rasululloh sanab o'tar ekan, mansabdor, go'zal bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilgan paytda, undan faqat rozilik talab qilib turgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan yigit yoki kishi mana shu Allohning arshining soyasida turadi. Chunki bu yigit yoki kishini nima to'sayapti? Hech kim ko'rmayapti. Hamma sharoit muhayyo, faqat shu zinoga roziligi, moyilligini bildirib qo'ysa bo'ldi. Hamma sharoit, imtihon shunda bo'ladi. Ko'chada ketayotganimizda, ishga ketayotganimizda, biz bilan bizning ustimizda zino degan imtihon yo'q. Chunki unga sharoit yo'q hali. Bizdan faqat shu zinoga roziliklar talab qilingan paytda hamma sharoit muhayyo bo'ladi. Shu o'rinda biz o'zimiz Allohdan qo'rqamanda tiyib qolsak, shunda siz bilan biz zino degan imtihon o'tamiz. Harom puldan hozirga ketayotganimizda hech kimga imtihon yo'q. Siz savdo qilayotganda oshiqcha bir 100 so'mni insonga berib yubordi. Egasi ketyapti. Hech kim ko'rmadi. Mana shu o'rinda sizni shu 1000 so'mni 100 so'mni qaytarib berishlikka nima majbur qiladi? Yoningizda birodaringiz turgan bo'lsa, aytasiz, uyalgandan beryapman deysiz. Nima to'sadi? Shu o'rinda indamasdan shu pulni egasiga berib yuborayotgan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqayotganing uchun beryapti. Yoki bomdod namoziga hech kim yo'q bo'lgan paytda uyg'ondingiz, sizni nima turgizadi? Uy sovuq, tarvagan qisqa sovuq, hech kim yo'q, o'rtadan chiqib kelmayapti, sizni nima turgizyapti shu yerda? Agar siz mincha ham hisoblamagan bo'lsangiz ham, 10 pora qoralamagan bo'lsangiz ham, shar'i qilib turib bismilloh deb tarovat qilib namozga turyapsizmi? Demak, sizni Allohdan bo'lgan qo'rquv sizni qamalayapti deydi. Chunki biz o'zimizni kimligimizni yolg'iz qolganda bilsak bo'ladi. Allohdan qo'rqamizmi yoki odamlardan uyalamizmi? Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda muttafaq alayhi hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Inna rajulan kana qablakum razaqahullohu malan faqala li banihi lama hadara lamma hadara ayyu abin kuntu lakum qalu khayra abin." Sizlardan avval yashab o'tgan odamlardan biri o'lim soati yetgan paytda bu boy bir odam bo'lgan edi. Farzandlarini to'plab ixtisor holatida aytdiki: "Men qanaqa ota edim sizlarga?" Farzandlari: "Yaxshi ota edingiz" dedi. Lekin bu kishi aytdiki: "Men hayotimda hech bir yaxshilik qilmaganman. Shuning uchun Allohdan qo'rqaman qiyomat kunida tiriltirib so'raydigan bo'lsa. Shuning uchun men o'lganimda kuydiringlar, kulimni yarmini dengizga, yarmini chiqoqqa qarab, yerga qarab sochib tashlanglar." Farzandlari vasiyatini qilishdi. Kuydirishdi, kulini suvga va qurilikka sochib tashlashdi. Alloh taolo bu bandani dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xokini yig'di, tiriltirdi va nima sababdan bunday qildi? Parvardigora, sendan qo'rqqanligimdan dedi. Alloh taolo mana shu qo'rquv sifat tushaylik, Alloh taolo bu bandaning gunohlarini hammasini kechirdi. Ehtimol hatto ko'p gunoh qilgandir, savobni oz qilgandir, sadaqot yoki bir
namaz takvada az bo'lgan, lekin Allohdan qo'rqqanligi shu ishni qilishga majbur qildimi? Alloh taolo gunohni kechirishini va'da qildi. Allohdan haqiqiy qo'rqqanligi sabab. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Rasululloh mana bu so'zdan voslanadi. Yaqulloh azza va jalla: "Iza arada abdi an ya'mala sayyatan fala tashtubu alayhi hatta ya'malaha, va in amilaha faktubuha bimisliha, va in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasan." Mana bir bandam dedi Alloh taolo. Gunoh qilishlikni niyat qilsa ta şu niyetini amalga aşırıp günahını kımak için günah da yazmıyorlar. Eğer şu günahını amalga aşırsa bitti günah yazıyorlar. Yok yani benden korkutturup tarttıysa şu tarttıken gibi bitti sonra yazıp koyuyorlar. Günahda niyet kaldı lakin kanadı Allah'dan korktu. Şu niyetini gene acil olur. Şu niyetini amalga aşırma gene acil olurdu çünkü Allah'dan korkuyor. Tabi salihinlerde bu doğru derken bir hikmetli sözleri var. Kemal'den bir ayet dedi. Al-huznu yenna'u ta'an والخوف يمنع الذنوب ورجاء يقوي على الطاعة وذكر الموت يزهد عن الفقر آخرت haqida g'ami bor odam ovqatdan tiyilib qoladi. Ya'ni aytamiz u bir qalbi bir narsa bilan ovora bo'lgan odam, misol qarzdorlar, haqdorlar kelib eshigining tagida to'polon qilishligini o'ylab kutib o'tirgan odam, beshta kelamiz to'polon qilamiz eshigining tagida degan bo'lsa, bu odamga soat 3 ta ovqat olib kelsa ayoli, qanaqa ovqatligini bilmaydi. Ishtaha bo'lmaydi. Shorma shirinni bilmi, chunki qalbi hozirga keladigan muammo bilan ovora bo'ladi. Kishi oxirat g'ami bilan ovora bo'lsa, ko'pam ishtahoti zo'r bo'la olmaydi. G'am bo'lsa qalbida. Allohdan bo'lgan qo'rquv gunohlardan tiyadi. Siz bilan bizda Allohdan qo'rquv sifati bor bo'lsa, hayotda qilayotgan ishlar bir qanaqa bo'ladi? Gunohdan tiyila olyapmizmi? Tiyilsa demagin Allohdan qo'rquvimiz bor. Allohning rahmatidan bo'lgan umidchi. Agar shu narsa bizda bo'lsa, Allohni ibodatini qilishlikka quvvat bag'ishlaydi bizga. Allohga rahmatdan umid qilgan banda savob amallarni ko'proq qiladi. Alloh bizni ham kechirar, deb turib gunoh maqsad qilishdan o'rniga taqvoda, to'g'rida quvvat bo'ladi bu narsa. Va o'limni eslashlik insonni hayotdagi oshiqcha dabdaba zeb-ziynatlardan tiyib qo'yadi. Chunki ertaga yoki indinga o'lishini bilgan odam yangi libos olib kelish haqida ham qilmaydi. Yangi bir sayyora mashina olimni shahida ham qilmaydi. Chunki ertaga ko'rishgan eshitgan odam o'zi biladi nima qilishligini. Abul Qosim Hakim rahimahulloh aytadi, kishi bir narsadan qo'rqsa, odatda undan qochadi. Endi kishi Allohdan qo'rqsa, nima aksi bo'ladi? Allohga qarab nima qiladi? Talqiladi. Subhanalloh. Kishi bir narsadan qo'rqsa, shu narsadan qochadi. Hayvonmidi, faqirlikmidi, o'limmidi, boshqa narsa. Lekin Allohdan qo'rqadigan mana shu qo'rqqan zotga intiladi. Chunki Alloh taoloni o'ziga qaytmagan odam Allohdan qo'rqayotgan demas. Gunoh maqsad qilib qo'yib, biz ham namoz o'qimaganimizda matnimiz toza, biz ham Allohdan qo'rqamiz deyotgan odam bu odam kazzob odam bo'ladi. Agar qo'rqaningda Allohga qarab intilib talqinib borgan bo'ladi. Banda qachon Allohdan qo'rquvchilar qatoriga kiradi? Qachon kasal odam sovuq suv ichsam, kasalim ziyoda bo'ladi deb sovuqdan ehtiyot bo'lgandek, gunohdan kishi do'zaxga tushishligim yana ham chuqurroq bo'ladi deb ehtiyot bo'lmagunicha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Kasal odam suv ichsam, kasalim ziyoda bo'ladi deb ehtiyot qilgandek, kishi o'zini gunohdan ehtiyot qilmagunicha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Fuzayl ibn Yas rahimahulloh aytadi: Man xofa Alloha dallaqul xofu ala kulli xayr. Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqsa, bu qo'rquvi faqat yaxshi ishlarga turtiy degan. Ko'zini tiyadi, chunki Alloh ittiga so'raydi. Demak, ko'zini ochdi endi. Qo'lida bor xayrni xalqiga sarflaydi, ertaga Allohdan oldiraman deydi. Agar sarflamasa hisob-kitob bo'ladi deydi, xalqiga foydasi tiyadi. G'azabini yutadi. G'azabini yutmasa Alloh taolo qiyomatda azoblaydi deydi. Jamiyat o'rtasidagi muomala chiroyli bo'ladi. Allohdan bo'lgan qo'rquv insonni faqat yaxshilik yetkazadi. Ko'rganmisizlar bir marta Allohdan Alloh taolo qo'rqqan odamni bir yomon ish qilganligini. Endi biz aytgan qo'rquvning ikkinchi turi. O'limdan qo'rqish, kambag'allikdan qo'rqish, kasaldan qo'rqishlik. Bu narsalar o'lim, kasallik, kambag'allik Alloh taolo siz bilan bizni taqdirimizga yozib qo'ygan narsa edi. Biz qo'rqsak ham shuna bo'ladi. Qo'rqmasa ham shuna bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqqan odam, faqirlikdan bo'lgan qo'rquvi hamma yomon ishlarga buyuraydi. Halol haromiga qaramaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Birovning haqqi degan narsa qiziqtirmaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Orzu-havas degan narsa bor. Bizda ham bo'lsin degan xirs.
Bana şu fakir bu kapsiden korkuğu var adam, hatırlayan olsun. Bu korkuğu fakat yamanlık yeteliydi onu. Sonra öyle gözümüzden, bizde kays korkuğu türü var. Allah'dan korku yapız mı? Kembaraliden mi? Fakirliden mi? Yoki keserliden mi? Bana şu Allah'tan bugün korkudan başka, ama korkuğu çıkarıp taşırsak, işte biz korkuyken nasıl Allah'a koyduğunu narkı koyalım. Şunu demez mi? Birdi birdi onu alasan diye yaptım Allah. Allah'dan korku birdi verelim. Biz korkuyken fakirlik yeterdi. Peygamberimizin sünneti gibi yaşayalım, keserlik yeterdi. Peygamberimizin sünneti gibi yaşayıp tiyelere rahim kılaylık, tosattan kelabine ölümdü narkıları. Özü hem de bizi korkusaldığına nasırları taşattırıp, bitti Allah'a da özünden korkuştuk, kalbi olsak başka nasırdan korkmuyoruz. Bura mansattan işten hayda varamadırsa hatırcansız. Rızkını verabiyon Allah. Bitti işe yapsak kimsin açardı. Bura özü gibi popo sakalı çözüse çözümüyorsunuz. Allah'a bile özgünden başlanırsa bu muydu? Demek ya biz bitti Allah'dan bugün korku da alanımız ihtiyarımız bulan. Belki hem de korku bizim üstümüzü yazıp koyarak edin. Allah'dan bugün korku fakat yakışılık yeterliydi. Allah'dan başkasından bugün korku bizi yamanlık yeterliydi. İmam-ı Subki ayetleri مَا حِفْتُ اللّٰهَ يَوْمًا اِلَّا رَعَيْتُ لَهُ بَابًا مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعِبْرَةُ مَا رَعَيْتُ لَهُ قَالًا Kaçan Allah'tan bu korkuktan değildi. Şu korkuğumu arkasında cüde kök hikmet, cüde kök ibrat tuttum. Allah'dan korkup zekat veriyordu. Malı ziyade oldu. Allah'dan korkup sadaka veriyordu. Türlü bala kazalı kere yaptı. Konu koşmasını ki onge keme yaptı. Allah'dan korkup tırını teyiyordu. Yaşayan mı ne bakanım? Yol başında sizin gereken miydi? Eğer şu şey yapır organında ne mi bulardı? Kıcalık bulardı. Yaşayan ayetme gelin. Eğer bu arada ayetkenimde meni kaptaşkenin birini bulardı, şarlandı bulardı. Allah'dan bugün korku bilin ki siz bilen bizi akıllı acizimiz. Yedi barmayken bu sen bizi fakat paydanız. Halin dünya izge, halin ahiret izge. Halin salamatçılık izge, halin maddi tamam izge. Allah'dan bugün korkunu akasta cüde katta hikmet ibretlerdir. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadisini işittim dedi. Banu Suhail'den bir boy adam var adam. Hali boy adam aldığı bir hacet bile çeken bir çıralı güzel ayağını gördü de ondan bir tamah kılıp onlara zina kılıçlığını taraf kıldı. Ve 60 dinar 60 dirham pul verdi. Hali ayağı razı olup aldı. Şimdi onun yakınlıkla mahşubu olan payısı hali ayağı yığla vardı. Neden yığlayarsan? Vallahi ben şu pulge hacetin varlığı için hop dedim. Lekin şu nesana kişilikle hareket çıkayım da Allah'dan korktum dedi. Şimdi haliki boy etti ki sen zayıfı bulturur, muhtaç bulturur şu pulge. Allah'dan korkursan ne demek ben korkmayayım ben. Kulam senge özün yemketi olur dedi. Şu tunda öldü şu boy. Ertalab geçince Allah'ın rahmeti şu bandayı buldu ki yazı fayda buldu. Karin, Allah'dan korkup özünü teyip koyuyordu. İttaskın ölerken yakışıyan teyip koyuyken. Hatta yapıyoruz o. Allah'dan korkulur nesadan teyil oraylıydı. Azap da arkasında bir hikmet bu. Katkada hayrin yerdi. Ömer Ömer Hattab radıyallahu anh'u Tirilikide cennet ilgini eşken 10 ta sahabadan bittası bol şey karamazdan şunu kaçıyor bir yıllardı ki hatta bana şu yaşları akadigen yüzünü iki tırıp çıkası da arıkçalar fayda bu koyanıdı. Kör yığla geldi. Kimdi de bu? İslam'da iman getirişi gibi olan İslam'da kuvvet bulan kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e duası bulan iman getirilen kişi. Tirilikide cennet tadan geçen kişi Allah'dan korkup yığla geldi giden. İnsaf kılıyla bir rahmetle yığla geldiniz mi? Sahabaların tarihini, Peygamber aleyhisselam'ın tarihini geçkendi közümüz gibi cıkta yaş gelirdi. Akhob yaşlı. Dur. Şimdi şu sahabanın hatını eşitmezsen yalnız koyanda cennet malzısı da keç kurun yığla geldiniz mi bir rahmetle? Allah'ın sayesinde duradığı yedi adamda bittasını sayıyanda Resulullah ne dedi? Hali koyanda keçesi cennet malzısı da türüp Allah'dan korkup közden yaş çıkan kişi dedi. Yedi adam bittası. Yalnız koyanda Allah'ın haşiyatıdan, Allah'ın korkuğundan, közüden, paşaçelik, peki paşanı boşçelik, yaş çıkan kişi yine közüge cehennem et haram dedi. Kıyamet günü de bir benden Allah da Allah rivayetlerde keltirlerdi. Sovap günah amaları tartılgen de günah amaları basık etti. Şunda bende de uzak hüküm kılındı. Bir tane kifriye Allah yine de akıldı. Barbarı gör. Közüden kişiyle göz yaşlı çıkan Allah'dan korkut. Allah'dan korkup kişiliğini köz yaş çıkarken közge cehennem otu haram degenli gör. Ben güvahına manışım ben türgen közden yaş çıkan derken. Şimdi şu kibriydi Allah da Allah sözünü alıp cennetle fikir gezerken şu bende. Şu kibriklerimiz güvahlı gelmiyor.
bizni gözümüzden okuyan yaşlar geldi. Yalnız koyan paydımız. Yani bu sahabalar bilen, bu salak salihinler bilen bizi takkak verirken bu şey. Şimdi misal verir şu dinden uzağa yürüyen, dinden behaver yürüyenler de oldu. Biz özümüzün bu kocadan görüşüp kıramız o. Maske yürü yapız. Biz 20 gün, 30 gün karavaya gibi var yapız. 30 para katma dökülüp biz bir katta iş kırarken görüşüyoruz da. Şeytanı yeni koyduğun oğullardan bir tanesi şuyken. İnsan gözünü başlarına katta tutup oyanlığı. Amallarını köprü gibi lan takılamadığına bu kalış gibi. Ve günahlarını esen çıkarıp oyanlığı. Şeytan bunu yıkıp koyduğunu yengen. Ömer Ali Hattab Medine köşeleri keterken sahabalar falan bir kişiye yine bir balağat yaşı etmeyen bir balanın şimdi üşledi de bizi bağırıya bastırıp ev alan dedi. Dua edin dedi. Allah bizi günahlarımızı keçirsin. Ashablar tabi o balağat yetmeyen yaş balık hana kadar bizi günahımızı soruyordu Allah'tan. Ömer Ali Hattab Allah'a karakteriyor ve buradalar bu balağat yetmedi. Demek ki günahları yazılırken kalemiş geçişken yok. Bunu duasıyız duasıyız cevabı. Biz balavat etti, günahlarda kalanlar kalanımız yazı yaptı. Elbette bu dua kısımdı. Ebu Hurayra radıyallahu anh'u ölüm saatleri yakındayken payette yığladı. Şimdi Ebu Hurayra neye yığlıyız dedi. Bu kişi cevap verdi ki, bir kareler bu kişiler radıyallahu anh'un degen Allah bunlar hakkında. Allah bunlardan razı oldu. Şuna kadar da aradı, şu adam yığlayardı. Resulullah vefat kıldı, bunlardan razı halde ketkenir. Bunlar ki cennette de şarafını vergenidir. Şu kişiler yığılıyor. Men sizlerde dünyalardan çıkıp getirkenim yığılıyorkenim yok. Sizlerden ayrılıyorkenim yığılıyorkenim yok. Lekin seferimin uzaklığını öyle yığılıyor. Kıyamet geçe kança zaman kalırdı. Men etmeye kütarladıgan ve ki pasayadıgan havlu geçip yapsam. Men kütarladıganlar katarda bulamam mı? Ve ki pasayadıganlar katarda bulamam mı? Şunu bir meyveli yapsam. Allah beni kitabımı onun kolundan beredi mi? Çap kolundan beredi mi? Şunu bilmeye yıkılıyordu. Yani kader etemiz. Bunlar sahabalar. Allah buradan razı bu gençler. Biz ki, biz özümüzü kimde takaslaştı alıyoruz da. Kançalık muhafızlığımız, kançalık bir günah kençiliğimiz yeterliğini şundan bir vasıya bulurum. Rivayetlerdeki yıldırlarda Şeyh Ebu Ali Abdakak'tan Şuayb Aleyhisselam Allah'dan korkup yıkıladı. Yığladı közü közü oldu. Allah da Allah közünü kaytar verdi. Yine yığladı, yine közü közü oldu, yine kaytar verdi Allah. Yine yığladı Allah'dan korkur. Közü yine közü oldu, Allah da Allah közünü kaytar verir. Şuayb, eğer sen cennetten ümit kılı yığlayken bulsan, senge vacip oldu, yığlama dedi. Yok sen eğer dozaktan korkup yığlayken bulsan, dozak seni haram kıldım dedi. Parvadigar dedi, ben seni yüzüğünü körüşlükte şavkıdan yığlayacağım. Cennette hem dozak hem etme etti. Senin yüzünü körer mi ki ben de gen? Yüzünü körüşüydeki şavuk meni yalet yaptı dedi. İbadet üç kul doladı. Kul ibadeti, saldagarlı ibadeti, aşırı ibadeti. Kullu ibadeti kanaka. Kul, hacatı büyürgen işine kımasa, ceza alışından korkup çıkıladı. Çok değildi. Azarlanadı. Kullu ibadeti şuna kayken, dozaka çıkmanı edebi ibadet. Özü şüngü yetiştiren kette geldi bu adamlar. Çünkü dozaktan korkup, dozakta körüp de gendik, korkuşta gibi zor sıfır. İkincisi saldagerdi ibadet. Saldager kim idi? Saldager payda kuvgen, men senge, sen men yakın adam. Birini kıkıladın adam. Saldager kana ibadet kılarken. Arabiyar men sen etken ibadet kılaman, sen etken haramdan tiylenen, sen menge cennetli göresen. Salda. Bu kul ibadetten bana tıran. Üçüncüsü aşırı ibadet. Bu aşık, cennetliyem, dozaktan hızlı yuvarken. Allah'a da cemalını körsen de ibadet kılarken. Hani maksat? Gaya, maksat Allah'a da ibadetini körüştü. Çünkü cennet çekilgen cennetliler ki Allah-u Teala hani nimeti verip koyarken ki özünü yüzünü bir metri körsetken de İbn-i Kesir dikeledi. Nimetler ki kömürüp türken de cennet asmanı geçince bulutsuzluk geledi de selamun kavlen min Rabbir Rahim. Cennet ahli sizler ki dinçlik ve amanlık olsun degen parvardigarını, cemalını, parvardigarını ibadetini körediler. Allah'ın yüzünü köre düşündü, min yıl yakışıdan keteli başlar. Özgü keli bakken birinci yapıp, parvadı gör, yani bir metri yüzünü körsen. Anasılar, o nasıl yani? Üçüncü, maksatta Allah'ın didarını körsüldü, hareketli görüşleri. Ağlı inatanı körsüldü, görüşleri. Hanzala Rasulullah Hanfı, Peygamber Aleyhisselam'ı aldı, gelip çıkıp geldi. Hanzala bunu Abu Bakr aldı dedi. Abu Bakr çıktı. Ne demek ona kadar yazdı dedi? Abu Bakr dedi. Rasulullah'da aldı da otursan, başka bir adam bulamam.
qalbim boshqacha bir oxiratga shavqim, oxiratga zavqim, Allohni ko'rishga bo'lgan bir muhabbatim ziyoda bo'ladi-da, Rasulullohning uyidan chiqib, uyimga ketib, bola-chaqa bilan gaplashib o'tirgandan keyin o'zgarib qolaman. Biz bu narsa menda ham bor dedi Abu Bakr. Yuring dedi, Rasulullohning oldiga borishdi. Qolini achishdi. Biz munofiq bo'lib qoldikmi dedi. Bu munofiqlik emas dedi. Agar sizlar meni huzurimdagi daha holat bilan hayotda yura olganingizda, o'sha bir pokiza holatki, farishtalar sizlarni ko'zlariga ko'rmasdi. Assalomu alaykum deb qo'linglarga qo'lini berib ko'rishardi. Lekin inson ba'zida undek, ba'zida bunday bo'ladi. Bular xavotirda bo'lgan. Qalbini o'zgarib qolayotganligida. Hadis hudusida keladi, izzatim va ulug'ligimga qasam, men bandam ustida ikkita qo'rquvni ham, ikkita xotirjamlikni ham jamlamayman. Kim mendan dunyoda qo'rqmasdan xotirjam yashagan bo'lsa, oxiratda mendan albatta qo'rqadi. Kim mendan dunyoda qo'rqsa, oxiratda mendan xotirjamlik bo'ladi. Bizning xiyonimizda bitta qo'rquv, bitta xotirjamlik bor. Agar dunyoda xotirjam bo'lsak, oxiratda qo'rquvimiz qoladi. Dunyoda Allohdan qo'rqsak, oxiratda xotirjamligimiz qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zlaridan qo'rqadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Biroq siz bilan bizni do'zax yoki jannat deb emas, Allohning diydorini ko'rib, Allohning diydoriga yetishlik niyatida ibodat qiladigan, harom haqdan tiyiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana birodarlar, Ramazon oyida turibsiz. Tashqarida ko'ryapsizlar, mana kuz bo'lib qoldi. Tashqarida ozgina navbat qilishlikka bir harakat qilyapmiz. Ba'zi bir sahobatli birodarlarning bir yordami bilan. Shunga endi ega tushmaymiz. Bu Allohning uyi. Hasan aytayotgandek, jannatdagi hurlarning mahri masjidlarni shukurishlik va masjidlarni obod qilishlik deydi. Mahr to'laymizmi, to'lamaymizmi ixtiyorimizda. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim yer yuzida bitta masjid qurib qo'yadigan bo'lsa, Alloh taolo bu kishi uchun jannatda bir uyni bino qiladi. Bir so'mmi, 100 so'mmi, baho. Biz esimizdan chiqmasin, Rasululloh qo'ydi, so'ydi, tarqatdi. Uyga kelib, Oyisha o'zimizdan bir narsa qoldimi deganda, bitta qo'li qoldi, yo Rasululloh dedi, ha, eshitgina. Shu bitta qo'lingda bizniki bo'lmaydi dedi. Uzoqlar oxiratga o'tkizgan narsani o'ziniki deb bilgan. O'zida qolgan narsaga javob berishini bilgan. Shu qurilishga kim qo'lidan qancha keladi? Mana bu sandig'imiz bor. Lekin mana mutavallarimiz bor. Agar bir mana shu Ramazon kunlarida bir xayriyatga qo'l urmoqchi bo'lgan birodarlar bo'ladigan bo'lsa, qalbida bir qurlarga mahr to'lashni xohlaydigan bo'ladigan bo'lsa, u farqi yo'q qanchaligi. Mana shu xayriyatga sherik bo'lishlarga chaqiramiz. Ramazon oyida qilingan bitta sunnat amal farz bo'lmaydi deydi. Endi bitta Ramazonda qilingan farz amal boshqa oylardagiga qaraganda 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Shuning uchun zakot, sadaqalar, ma'shoalarni chiqarishga harakat qiladi ahli davlat bo'lgan birodarlarimiz. Demak, mana shu yaxshilik kechalarida bir sherik bo'lishlarga chaqiramiz va Alloh taolo hammamizga qiladigan yaxshiligimizni ixlosni ato qilishligini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.